الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق صنوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صنوا على, على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم صنوا على طبيب قلوبنا محمد Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el-Muhammed. allah Teala ve Tekaddes Hazretler gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet, şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, gençlerden bahsediyorduk. Yani gençliğin öneminden, ehemmiyetinden, insanın en verimli dönemi olan o gençlik döneminden bahsediyorduk. Ve geçen sohbetimizde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında Efendimiz ve Vesselam'a asıl yardımcı olan hatta ilk iman edenlerin genelde gençlerden müteşekkil olduğundan bahsetmiştik. Tabi Kur'an-ı Kerim de gençlerden bahsediyor. Gençleri anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in övgüyle söz ettiği gençler de var. Evet Kur'an'da feta kelimesi geçer. Feta kelimesiyle yani ne demektir? Genç demektir. Delikanlı demektir. Dolayısıyla Allahu Teala ve Teccadüs Hazretleri Kur'an'da gençlerden bahsetmiştir. İşte bunlardan biri de kimdir? Tevhidin kahramanı, putları yer ile yeksan eden efendim muvahhid genç Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Mevlan Teala ve Teccadüs Hazretleri yani İbrahim Aleyhisselam'ın e, gençliğine efendim işaret ederek atıf yaparak e, buyurdu ayeti kerime. Şöyledir Estağfirullah. feta fete, fete yezkuruhum İbrahim. Kalu dediler ki semi'na biz işittik feta bir genci işittik. Yezkuruhum onları diline dolamıştı. Onları zikrediyor, onlardan bahsediyordu. Kim? Yukalü İbrahim. Kendisine İbrahim denen bir genci putları diline doladığını işitmiştik. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'la efendim mücadelesini Kur'an-ı Kerim çok detaylı bir şekilde muhtelif ayet-i kerimelerde anlatmıştır, bahsetmiştir. Dolayısıyla işte burada da İbrahim Aleyhisselam o putperest kavmin tapmış olduğu o putların yeriyle yeksan edince dolayısıyla kim yaptı kim etti derken yani bunun efendim İbrahim adındaki bir gencin yaptığını kendi aralarında konuşup ne yapıyorlar? Gidiyorlar Nemrut Aleyhillane'ye şikayet ediyorlar. Ve burada Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri yani putları kıranın, bu muvahhid olan kimsenin özellikle genç olduğunu ne yapıyor burada? ifade ediyor, beyan ediyor. Yoksa efendim gençliğinden bahsetmez de. Yani kendisine İbrahim denen biri böyle böyle diyordu yani bunu bu yapmıştır diyebilirler mesela. Ama Mevla o ifadeyi, onun genç olması ifadesini de feta kelimesinde ne yapmıştır? Kur'an'a efendim koymuştur, beyan etmiştir. Dolayısıyla Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bir meseleyi Kur'an'da beyan etmişse he, mutlaka onda ne vardır? Hikmetler vardır, dersler vardır, ibretler vardır. Evet Kur'an-ı Kerim İbrahim Aleyhisselam'dan çokça bahseder. Yani Nemrut ile yapmış olduğu o efendim tevhid mücadelesini detaylarıyla Kur'an-ı Kerim bize anlatır. Dolayısıyla bu ayeti kerime ile alakalı olarak yani neden böyle dediler, niçin böyle dediler, bu olaylar nasıl gelişti, buralara geldi. İnşallah yine Kur'an'ın ışığında, ayetlerin ışığında tevhid kahramanı, muvahhid genç Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı inşallah anlatmaya gayret edelim. Evet İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi putperest bir kavim, putlara tapan bir kavim. Başlarında da kim var? Nemrut Aleyhillâne. Dolayısıyla bu da batılın sembo sembollerinden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim efendim, Nemrut'tan bahsetmiştir, Firavun'dan bahsetmiştir. İbrahim Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'dan bahsetmiştir. Yani e, efendim, küfrün de efendim, eee Batıl'ın da yani hakkında neyi vardır? E, sembolleri vardır, sembol isimleri vardır. Dolayısıyla e, evet Nemrut diye bir e, melun yaşamıştır. Firavun diye bir efendim kafir yaşamıştır ama yani kıyamete kadar her asrın firavunu, Nemrutu olacağı gibi muvahhid efendim gençleri de İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan giden Musa Aleyhisselam gibi he firavunlara efendim e, Hakkı hakikati haykırabilen mücahitler kıyamete kadar gelecektir. Onlar hakkın efendim sembol isimleridir. İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin senede bir defa bayramı olurdu. Ve bu bayrama şehrin bütün halkı tamamıyla büyük küçük demeden, kadın erkek demeden, yediden yetmişe hepsi nabar mutlaka iştirak ederlerdi. Nabarlar bunlar? şehri terk ederler, şehirden ayrılırlar. Şehrin dışındaki büyük arazilerde efendim panayırlar kurarlar, şenlikler yaparlar. Yani bugünkü bir takım efendim işte Brezilya'da şurada burada karnavallar yapılıyor ya. Yani böyle bir şey düşünebiliriz. Bütün bir efendim memleket halkı efendim top yakın ne yapıyorlar? Böyle şenlikler yapıyorlar, böyle bayramlar yapıyorlar. Giderken de yani tabi şehirde onların tapındıkları e, putlar yapmışlar, puthaneler yapmışlar. Evvela evde yemekler yapıyorlar. Yani onların e, halkında böyle bir gelenek var. Böyle bir kültürleri var. Böyle bir efendim, batıl inançları var. Babadan atadan gelme putlara tapan putperest bir kavim. Dolayısıyla yemekler yapıyorlar. Onları önce puthaneye götürüyorlar. Onlara tazim ediyorlar. Önlerine yemekleri koyuyorlar. Onları orada bırakıyorlar ve şehri terk ediyorlar. Akşama kadar şehrin dışında panayırlarda, şenliklerde eğlenecek, bayram yapacaklar. Akşamda dönecekler, o putlara secde edecekler. Güya e, o putlar onları takdis edecekmiş de, yemekler bereketlenecekmiş de, o yemekleri alacaklar ve evlerine götürecekler, yiyecekler. Yani böyle bir inanç, böyle bir efendim gelenekleri var. Tabi e, bu kavim aynı zamanda yine Kur'an'ın beyanıyla efendim, e, yıldızlara bakan, yani yıldızlara bakarak müneccimlik yapan, kahinlik yapan, yollarını ona göre belirleyen bir kavim. Yani böyle bir adet gelişmiş, böyle bir gelenekleri var. Yani şimdi bir işi yapayım mı yapmayayım mı yıldıza bakıyor, aynı zamanda yıldızlara tapıyorlar, putlar da yapmışlar. Dolayısıyla yıldızlara bakıyorlar. Yıldızın durumuna göre aa diyor ben diyor yıldızım bana diyor ki he bu işi yapma. O yolculuğa çıkma. Şunu etme bunu yapma gibi böyle bir efendim inançları da var. Yani bugün de yok mu yani fal bakanlar, yıldız bakanlar, efendim bir takım kâhin, e, kahin, müneccim he e, tavrıyla efendim insanlara o insanların acaba benim hayatımda neler olacak neler, neler bitecek diye istikbal endişesi taşıyıp da yani bu şekilde istismarcılara giden ve onlara efendim çuvalla yalan uyduranlar yok mu yani? Şöyle olacak, böyle bitecek. Halbuki kendisi himmete muhtaç dede. Nerede kaldı gayriye himmet ede. He? Sen onun 10 on sene sonrasını bırak yani. Senin yarının ne olacak? Sen yaşayacak mısın? Ne zaman öleceğinden haberin var mı? he kendinden haberin yok kalkmışsın millete ahkam kesiyorsun gaybı Allah'tan başkası bilmez gayb peki nedir gayb bir saniye sonrası gaybtir bilemezsin ne olacağını ne biteceğini yarına çıkar mısın çıkmaz mısın dolayısıyla o zamanlardan beri demek ki böyle demek ki bir takım işler var dolayısıyla ve bunlar tabi bayram yerine doğru herkes hazırlıklarını yapmış Yemeklerini futaneye bırakmış ve efendim bölük bölük ne yapıyorlar? Efendim gidiyorlar. Yani şehri terk edecekler bayram yerine doğru gidiyorlar. İbrahim Aleyhisselam da tabii gitmek istemiyor. Yani onların şirk bayramlarına iştirak etmek istemiyor. Dolayısıyla ne yapayım, ne edeyim yani? Onlara ne söyleyeyim de ben efendim onların bayramlarına katılmayayım diye? İşte Mevlana Teala ve Tekaddesi Hazretleri beyan ediyor فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ اِنِّي سَقِيمِ İbrahim Aleyhisselam yıldızlara bir göz attı. Hani onların dilinden konuşuyor. Madem siz buna inanıyorsunuz, öyle mi? Yıldızlara baktı, fekale dedi ki, inni şakıyım, ben hastayım dedi. Tabi o sıralar bir veba salgını var. Müthiş bir veba salgını var. Efendim, hani bir yerde bir vebalı olsa o hastanın semtine bile uğramıyorlar. Korkuyorlar, hastalık yaygınlaşmış, efendim, yayılıyor, yayılıyor, insanlar telef oluyor, hasta, sıkıntı, efendim, ee, böyle bir durum söz konusu. E şimdi İbrahim Aleyhisselam onların o zafiyetini kullanarak ben dedi hastayım dedi. Öyle deyince Hemen etrafından ayrıldılar. Hemen adeta boşalttılar ve kaçarcasına uzaklaştılar. Aman bize değmesin, aman bize dokunmasın. Öyle deyince, yani ben hastayım deyince zannettiler ki veba hastası. Eyvah dediler bu veba hastasıysa demek buna da bulaştı. Bundan da, bundan da bize ulaşırsa hekim tabip bir çare bulamıyor yani. Hekime gidiyorlar adam kendilerinden beter vebaya tutulmuş mesela. Onun için efendim hemen bıraktılar, ayrıldılar, kaçıştılar ve Efendim İbrahim Aleyhisselam'ın etrafını adeta boşalttılar. Hatta yanından geçiyorlar hani birdenbire böyle bir durum olunca aman bana değmesin, dokunmasın diye efendim böyle tepkilerle efendim İbrahim Aleyhisselam'dan ayrılınca İbrahim Aleyhisselam da tabii onların bu hallerine şaşırıyor. Onların bu hallerine efendim üzülüyor aslında. Nasıl bir kavim nasıl bir millet bu kadar insan Allah'tan haberi yok. Bu kadar insan gitmişler putlara tapıyorlar. Kendi elleriyle yaptıkları putlara ne yapıyorlar? Haşa ilah diye secde ediyorlar. Onlar giderken İbrahim Aleyhisselam'ın da tabii bir hesabı var. Geri kalıyor. Ne dedi bakın ve tallahi ekiden ne aslamakum ba'de en tuvvul mudberin. Ve tallahi Allah'a yemin olsun ki Üç türlü yemin vardır biliyorsunuz efendim vallahi billahi tallahi ve tallahi Allah'a yemin olsun ki lekiden ne makum? putlarınıza bir tuzak kuracağım. Onlara bir şey yapacağım ben. Ben de entuvellu mudbirin siz ayrıldıktan sonra putlarınıza bir tuzak kuracağım. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Tabi şimdi İbrahim Aleyhisselam böyle deyince Arkadan gene gelenler uzaktan uzaktan aman bize dokunmasın, veba hastasıysa bize bulaşmasın düşüncesiyle efendim uzak uzak gidenler ne yaptılar? İbrahim Aleyhisselam bu sözünü duydular. İbrahim Aleyhisselam tabi bunu e, ister istemez yani biraz yüksek sesle Allah'a yemin olsun ki putlarınıza bir tuzak kuracağım dedi. Siz şehirden ayrıldıktan sonra bunu yapacağım. Öyle deyince tabi bu sözünü bazıları duydular ama önemsemediler. Dikkate almadılar. Dolayısıyla zaten dediler hasta. Dolayısıyla efendim dediğini de pek o kadar önemi yok. Kabilinden yürüdüler gittiler. Tabi şehir tamamen boşaldı. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam döndü. Baltasını aldı ve puthaneye girdi. Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor. O manzarayı yani İbrahim Aleyhisselam'ın puthaneye girdiği zaman nasıl girdiğini onlara neler dediğini, nasıl davrandığını Allah'ın Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere ne yapmıştır? Ayetlerle bunu beyan etmiştir. Buyurdu ki estağfirullah, ile eli âlihetihim. Yavaşça onların ilahlarının yanlarına sokuldu. Yani Kur'an ifadesi böyle, hani onlar ilah diyorlar ya, işte onların yanına yavaşça sokuldu. Fekale, elâ kulun Dedi ki, yemez misiniz? Yani önleri de yemekleri var hepsinin ama yemekler orada duruyor. keresteler orada duruyor. He? Yiyen yok, bir şey yok. İbrahim Aleyhisselam diyor ki: "Yemez misiniz? Yani niye yemiyorsunuz? Melekum la tentikun. Hani yemez misiniz? Bir hareket yok. Yemeğe teşebbüs etmek yok veya yok yemeyeceğiz, karnımız tok." diyen de yok. Ses yok, seda yok. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam diyor ki: "Melekum la tentikun. Niçin konuşmuyorsunuz?" kutlara diyor bunu. Yani burada ne var tabi? He? istihza var. İroni var aslında. İroni var. Acıyarak ne yapıyor aslında? Efendim durumu ortaya koyuyor. Elbette konuşamazlar. Elbette yiyemezler. Ama ne yapmışlar? O kavim işte getirdiler önlerine yemeği koydular. Bunun üzerine Fecaalehum de İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? onların hepsini parça parça etti. İlla kebirallahum ancak onların büyüğünü bıraktı. Yani orada ne kadar efendim put yapmışlarsa ilah diye. Tabi 72 tane put yapmışlar. Bazıları altından, bazıları gümüşten, bazıları taştan, bazıları ağaçtan. En başta en büyüğü var. En büyüğünü koymuşlar iki yanına doğru da ne yapıyor? Boyları küçüldükçe, kendileri küçüldükçe aşağı doğru efendim e, 72 tane böyle onları sıralamışlar. Ama en büyüğüne ne yapmışlar? En büyüğü altından gözlerinin çukuruna efendim yakut taşı koymuşlar. Üzerine efendim kıymetli taşları böyle serpmişler. Yani bakıldığı zaman pırıl pırıl ışıl ışıl efendim göz alan bir hale getirmişler. En büyük efendim putları da o. Dolayısıyla işte ne yaptı? İbrahim Aleyhisselam hepsini kırdı. Baltayla bir girdi ama pat, küt, çat hepsine kaldı. İlla kebirallehum ancak onların büyüğünü ne yaptı bıraktı. Yani o büyük altından olan var ya he, en ortadaki yanından sağdan soldan aşağı doğru azla, efendim boyları küçülüyor ve böylece efendim 72 tane put vardı ya hepsini kırdı ancak büyüğünü bıraktı. Götürdü baltayı da onun boynuna astı. Leallehum <laughs> ileyhi yani ona başvursunlar ona dönsünler diye ne yaptı? Sağlam bıraktı. Yani İbrahim Aleyhisselam'da acayip bir münazara kabiliyeti var. Müthiş bir efendim e, münazara efendim e, ikna kabiliyeti var. İbrahim Aleyhisselam'da Nemrut'la konuşmalarını da Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de ne yapmıştır? Bahsetmiştir. Hani ateşten çıktıktan sonra efendim Nemrut'a çağırıyor hakikaten diyor. Senin Rabbin hakikaten büyükmüş diyor ya. Seni madem kurtardı, o ateşten kurtardığına göre senin Rabbin hakikaten büyükmüş yani. Ona diyor şu kadar bin tane deve keseceğim, bu kadar bin tane küçük baş keseceğim. Yani ona hediye ediyorum. İbrahim Aleyhisselam da diyor ki benim Rabbim öyle bir Rabb'tır ki kendine iman etmedikçe hiçbirini kabul etmez. Önce iman etmen lazım. Nemrut tabi diyor ki o kadar da uzun boylu değil diyor yani. Ama hakikaten diyor büyükmüş diyor. Tabi soruyor yani senin Rabbin diyor ne yapıyor diyor. Mevla Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor ya Estağfurullah. Elam tara ilalzi haje İbrahim fi en ataahu mülk. O kendisine Allah'ın mülk verdiği kimse. İbrahim Aleyhisselam'la hani mücadele etmişti ya. İşte onu görmedin mi? Elbette görmedi ama Mevla haber verince hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ediyor. Onun da bütün kullarına Mevla anlatıyor. Yani görmediniz mi? Görmedik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de görmedi ama Mevla anlatınca görür gibi bilmiş olduk mu? Evet. İz kâle İbrahimu rabbiyellezî yuhyi ve yumit. O vakit İbrahim aleyhisselam ne dedi? Benim Rabbim diriltir ve öldürür dedi. Hani senin nasıl, senin Rabbin nasıl bir Rab? Benim Rabbim öldürür ve diriltir. Nemrut dedi ki ben de yaparım dedi. Yani güya kendine göre aşık atıyor. Hapisten iki tane adam getirdi. İdamla yargılanıyorlar. Birini serbest bıraktı. Seni dedi affediyorum dedi. Öbüründe idam edin asın dedi astı. İşte dedi ben de böyle yapıyorum dedi. Bak ben de dedi dirilttim ben de öldürdüm dedi. Kale ene uhyi ve ümit. Nemrut öyle diyor. E, ben de öldürüp ve diriltirim. Öyle deyince ha, İbrahim Aleyhisselam baktı ki Nemrut hakikaten Kot kafalı bir adam. Ahmak. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın demek istediği ne? Adamın söylemek istediği ne? Dolayısıyla bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam münazaranın ne yapıyor? Yönünü değiştiriyor. Kale İbrahim'u. İbrahim Aleyhisselam buyurdu. Fe innallâhe ye'ti bi şemsi minel meşrik fe'ti bihe minel mağrib. Yani benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor. Tebiiyemnel Marib sen de batıdan getir bakalım. Madem aşık atıyorsun, madem ben de yapıyorum diyorsun. Şu güneşi doğudan getiren Allah benim Rabbim. Sen de batıdan getir. Deyince febuhitellezi kafir. <laughs> kafir o kafir Nemrut ne yaptı? Cevapsız kaldı. Şişti kaldı. Dut yemiş bülbüle döndü. Cevap veremedi. Ha şöyle akla gelebilir. Müfessirler de zaten bu detayı efendim beyan etmişler. Peki Nemrut deseydi sen diyorsun ki benim Rabbim doğudan getiriyor sen de batıdan getir. Senin Rabbin batıdan getirsin bakalım. Madem çünkü her gün güneş nereden doğuyor? Doğudan doğuyor. Yani sünnetullah böyle. Nemrut deseydi ki o zaman senin Rabbin batıdan getirsin deseydi ha o zaman İbrahim Aleyhisselam Rabbine dua ederdi de İbrahim'in Rabbi güneşi batıdan getirebilirdi diye de korktu. Eğer o da olursa artık Nemrud'un ne ilahlığı kalacak, ne saltanatı kalacak, ne putperestliği kalacak, hepsi yeriyle yeksan olacak diye korktu. Ne yapmadı? Cevap vermedi, mevzuyu da fazla uzatmadı. Yani korktu. Dedi ki şu ateşten İbrahim Aleyhisselam'ı kurtardığına göre yani bu genci bu ateşten kurtarıp he, yakmayan onun Rabbi güneşi de batıdan getirebilir diye içinden düşündü yani. Evet. İbrahim Aleyhisselam da hakikaten yani bir münazara kabiliyeti var. Müthiş akıllı, müthiş şuurlu, müthiş bir muvahit genç. Yani Mevla ona boşuna halil dememiş ki. Ve Allah İbrahim'e halila. Allah İbrahim Aleyhisselam'ı halil edindi, dost edindi. Yani biz efendim Allah dostlarını ne yapıyoruz? Gönlümüze sultan ediyoruz. Allah dostu olduğunda nereden efendim kanaat getiriyoruz. Şeriatı garra yaşamasından, Kur'an'a göre amel etmesinden, değil mi? Tebliğinden, davetinden, yaşantısından tüm hayatını Kur'an'a adamasından ve ne diyoruz? Hüsnü zanla bu diyoruz Allah dostudur diyoruz ve onun yolundan o zaten efendim Resulullah'ın yolundan gidiyor. E sen de onun yolundan gidiyorsun ve cennet yolunda yoluna devam ediyorsun. Ha şimdi Allah dostu değil mi? Mevla Kur'an'da diyor ki ben diyor İbrahim'i dost edindim diyor. Bütün cümle aleme ilan ediyor. Allah söylüyor Celle Celaluhu. Yani Allah İbrahim Aleyhisselam'ı kendine dost edindiğini ne yapmış? Kur'an'da deklar etmiş. İşte Allah'ın böyle bir dostunu anlatıyoruz. Ve ne demişlerdi? Kendisine İbrahim denilen genç o putları diline dolamıştı. Şimdi onu diyecekler bak. Putları yerle yeksan etti büyüğünü bıraktı boynuna efendim astı. Akşam oldu tabii halk ne yaptılar? Bayram yerinden döndüler. Bayram yerinden dönünce ne yapacaklar? Eve bile gitmeden önce ne yapıyorlar? Putaneye gidiyorlar. Orada efendim kendi putlarını takdis edecekler. Efendim secde edecekler, tapacaklar ve önlerine bıraktığı yemekleri de alacaklar ve böylece efendim evlerine dönecekler ama Aman ya Rabbi putaneye bir gittiler baktılar ki ne put kalmış ne bir şey. Her şey yerle yeksan olmuş. He? Adeta orası efendim çöplüğe dönmüş yani. Fakat baktı efendim sadece büyük putları duruyor. Bunu görünce akılları başlarından gitti. Kızdılar, kudurdular, köpürdüler. Dediler ya dediler bu iş acaba kim yaptı? Kalu dediler ki semiana işittik feta bir genci işittik. Yezkuruhum yuqalu lehu İbrahim. Yani putları diline dolayan putlardan bahseden kendisine İbrahim denilen bir genç yapmıştır bunu. Biz onu işittik. Hani İbrahim Aleyhisselam ve tallahi la yekidenne aslamakum ba'de en tuvellu demişti ya. Allah'a yemin olsun ki putlarınıza tuzak kuracağım. Siz efendim ayrıldıktan sonra demişti ya. işte en son kafileden efendim e, gidenlerden bazıları da ne yapmışlardı bu sözü? Duymuşlardı ya. Ha işte şimdi onu söylüyorlar. Yani bu iş olsa olsa İbrahim adındaki genç yapmıştır. Çünkü o putları dinle dolamıştı. Şimdi burada tabii gençliğine atıf yapıyorlar. Kalu dediler ki semi'na feten. Semi'na biz işittik. Feta bir genci işittik. Bir genç. Aslında onlar var ya küçümsemek için bunu söylüyorlar. Bir genç vardı. Ne yaptığını bilmeyen. He? Cahil manasına efendim yapsa yapsa bu yapmıştır. Halbuki burada ne var? Kur'an'ın ifadesinde burada ne var? Ona bir övgü var. Takdir var. Onun genç olduğuna Mevla'nın işaret etmesinde ne var? O gözü karalığını, cesaretini Allah için kullandığı, he? böyle kullanan böyle bir genç. Yani normalde, efendim bakın, herhangi birinin yapabileceği bir mesele de değil. Yani bunun için demek gençlik de lazım, şuur da lazım, gözü karalık da lazım, davaya adanmışlık da lazım. İbrahim Aleyhisselam ölümü göze alıyor. Gençliğinin baharında hayata veda edebilmeyi ne yapıyor? Göz önüne alıyor ve hayatı pahasına da olsa Allah'tan başkasına tapılmasına asla razı olmuyor ve o putları yerle yeksan ediyor. Faturası ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun canımın efendim canımı verme pahasına da ben diyor bu iş yapacağım diyor. İşte böyle bir genç. Muvahhid bir genç İbrahim Aleyhisselam. Dolayısıyla Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri ne yapmıştır burada efendim İbrahim Aleyhisselam'ın o gençliğini övmüştür, takdir etmiştir ve genç olduğuna da işaret etmiştir. İşte böyle gençler var ya, he? Böyle gençler. Evet gözü karalığı var, cesareti var ama niçin biliyor musun? İslam için, İslam davası için, Allah için, bu dini mübine hizmet için o gençliğini Allah yolunda geçiriyor. Ve şâbun ne fi ibadeti Rabbi. Gençliğini Allah yolunda geçiren kimse. İşte böyle bir gençte arşın altında gölgelenecek. Evet. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın efendim gençliğine mevlane yaptı? Atıf yaptı. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabi bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam yakaladılar. Mahkemeler kuruldu. Nemrud Aleyhillani orada. Bütün halk orada. Herkes azdı, kudurdu, köpürdü. He? Ve İbrahim Aleyhisselam'ı ne yapıyorlar? Sorguluyorlar. Kalu dediler. E ente faalte hada bi yâ ya İbrahim. E ente sen mi faalte yaptın? Hada bunu bi alihatina ya İbrahim. Yani ilahlarımıza, putlarımıza bunu sen mi yaptın ey İbrahim? Zaten ondan başka kimse yapmaz diye düşünüyorlar da yine de ne yapıyorlar? Güya bunu ne yapacaklar? İtiraf ettirecekler. Ve böylece Ardından İbrahim Aleyhisselam'ı cezalandıracaklar. Bunu sen mi yaptın? Kal. İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki, şimdi arkadaşlar tabii orayı ne yapmak lazım? Bir empati yapmak lazım. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın o durumunu, o manzarayı, İbrahim Aleyhisselam'a sorulan sorudan sonra İbrahim Aleyhisselam bir cevap verecek ama yani bunu böyle konuşarak, oturduğumuz yerden okuyarak anlamak mümkün değil. Yani bir düşünmek lazım. Bir Nemrut var ki, he? yani dünyaya şarttan garba hükmeden dört kişi gelmiş bugüne kadar. İki tanesi Müslüman, iki tanesi kafir. Müslümanlar kim? Birisi Süleyman Aleyhisselam, birisi Dülkarneyn Aleyhisselam. Kafirler, birisi Buhdin biri de Nemrut Aleyhillane. Ha, beşincisi de Efendim kıyamet alameti olarak kıyamete yakın gelecek. Mehdi aleyhi rıdvan gelecek. O da şarttan garba hükmedecek. Efendim kuzularla kurtlar, çocuklarla yılanlar birlikte oynayacaklar da hiçbir kimse kimseye de zarar vermeyecek. Böyle adilane barış ve huzur içerisinde böyle bir efendim e, dünya böyle bir düzen görecek yani. Dolayısıyla Nemrut nasıl bir adammış? Nemrut şarttan garba hükmeden adam. Her yere sözü geçen adam. Firavun gibi değil. Firavun sadece Mıs Mısır'ın efenim Mısır'ı yönetiyordu. Yani bu Nemrut var ya Firavun bunun yanında çırak olamaz yani. Evet. Dolayısıyla böyle bir efendim kral diyelim, hükümdar diyelim onun karşısında insanların el pençe divan durduğu, insanların korkudan titrediği he bir efendim, zalim hükümdarın karşısında ve binler on binler sokaklara dökülmüş, hepsi toplanmış, herkes bir ağızdan İbrahim Aleyhisselam'ın cezalandırılması için tempo tutmuş. İnsanlar kudurmuşlar, dökülmüşler. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan başka da efendim, iman eden yok. İman e, e, İbrahim Aleyhisselam'da efendim, öldürülse, şehit edilse yeryüzünde Allah diyen kalmayacak. Böyle bir durum düşünün yani. İşte burada İbrahim Aleyhisselam onlara dedi ki kal bel fe'alehu kebiruhum hâdâ. Ey İbrahim bunu ilahlarımıza sen mi yaptın diye sordular. İbrahim Aleyhisselam cevap şöyle cevap verdi. Dedi ki belki onu şu büyükleri yapmıştır dedi. Bak, kâle. Bel fe'alehu Belki o büyükleri yapmıştır. Fes'elûhum yantiku yantıkûn dedi. Eğer konuşabiliyorlarsa, he, onlara sorun. Sorun bakın, onlara sorun. Bana ne soruyorsunuz? İlahınız değil mi? Tapmıyor musunuz? Hani onların kafasını kırmış, hepsini yerle yeksan etmiş, baltayı da boynuna asmış. Hani böyle bir manzara var. Ve İbrahim Aleyhisselam da bunun üzerine gidiyor. Belki şu yapmıştır diyor. Hani belki derken bu yapmış belli canım baksana. Hepsini efendim kırmış dökmüş baltayı da boynuna as asmış. Konuşabiliyorlarsa sorun yani bunlara bir sorun bakalım. Onlar da desin ki, evet bizi bu kırdı. Şöyle yaptı böyle etti veya bu yapmadı da şu yaptı desin. Sorun. Yani onlara ne yapıyor? Aslında mesaj veriyor. Belki öyle dediği zaman He? İçinden birden konuşup da ne diyorsun yahu sen? Bunların konuşmayacağını bilmiyor musun? Diyecek olanlar vardır. Belki söz ağızlarına geldi, tuttular, yuttular. Öyle ya birden düşündüler. Konuşabiliyorlarsa ona sorun. Belki bu yapmıştır. Ya bilmiyor musun bu hareket etmez. Nasıl kırsın? Bilmiyor musun bunlar konuşamıyor? He? Nasıl söylesin diyecekler ama birden durdular. Bir düşündüler. Ya hakikaten şunu bile yapmaktan aciz olan, bizi kıranlar şunlardır demek, Diyece, efendim demekten bile aciz olan bunu bile diyemeyen şeylere biz ne diye ilah diye tapıyoruz he ya bunlar kendini koruyamıyor be şuraya bak 72 tanesi bir tane müstesna hepsi yerine yeksan olmuş. Bunlar kendini koruyamamışlar da, perişan olmuşlar da, paramparça olmuşlar, moloz yığınına dönmüşler de. Kalkıp bunlar bizi nasıl koruyacaklar deyip ha artık putlara tapmaktan vazgeçelim düşünsünler diye İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Aslında onlara bu mesajı veriyor. Belki şu büyükleri yapmıştır. Ona sorun diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam anlatmaya devam edeceğiz. Ayetlerin ışığında o tevhid kahramanı, müvahhid genç İbrahim Aleyhisselam'ı kısa bir ara aranın ardından anlatmaya devam ediyoruz inşallah. <Sessizlik> kardeşlerim kısa bir aradan sonra İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya devam ediyoruz. Evet İbrahim Aleyhisselam'ı mahkeme ediyorlar. Hesaba çekiyorlar. Nemrut Aleyhillane işte o mahkeme heyeti efendim kudurmuş kalabalıkların efendim adeta önünde İbrahim Aleyhisselam'a ne demişlerdi? Yani bunu putlarımıza sen mi yaptın? Ey İbrahim? İbrahim Aleyhisselam da ne demişti? E, büyüklerine sorun, belki o yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa, efendim onlara sorun diye ne yapmıştı, cevap vermişti. Tabi aslında onlar bir düşündüler. Yani İbrahim Aleyhisselam aslında akıllarını başlarına toplasınlar da şöyle bir öz eleştiri yapsınlar diye bunu söylemişti. Onlara sorun, konuşabiliyorlarsa. E, onlar tabii ki konuşamıyorlar. Elbette onlar efendim, e, yani o baltayı boynunu asan büyük put. elbette bunu yapacak bir durumu söz konusu değil. E madem öyle neden onlara tapıyorsunuz? Hareket etmekten bile aciz olan, konuşmaktan bile aciz olan, kendilerini bile koruyamayan bu putlara ne diye tapıyorsunuz mesajını İbrahim Aleyhisselam aslında onlara veriyor. Onlar da bir ara bunu düşündüler. İçlerinden de hak vermedi değiller. Ama ne yaptılar? Çünkü yani düzenleri bozulmasın diye, he, Düzenlerinin bozulması da işlerine gelmiyor. Bir çark kurmuşlar, bir düzen kurmuşlar. İşte onun bozulmasını istemiyorlar. Hatta putları konuşsa ne olacak? Gene tapmayacaklar mı? Sanki putları konuşsa efendim Allah'a mı inanacaklar? Ebu Cehil aleyhillane'nin de putu konuşmadı mı? Bir gün putunu yapmış, siliyor, onun tozlarını silerken efendim put konuşmaya başladı. Ya dedi yani şu memlekette senin gibi adam varken dedi peygamberlik gide gide Mekke'de kuru ekmek yiyen bir kadının yetimine mi geldi dedi. Haşa. Ebu Cehil birden şaşırdı. Allah Allah. Kim konuşuyor ya? Yani put konuşur mu? Dedi sen mi söylüyorsun? Evet ben söylüyorum ya. Meğer şeytan girmiş içine. Putun içine şeytan girmiş. Şeytan konuşuyor. Diyor ki yani senin peygamber olman lazımdı. Senin gibi adam varken başkasına ne ge gerek var kabilinden konuşurken Ebu Cehil şaşırdı kaldı. Dedi ya ben sana boşuna tapmıyormuşum dedi be. Hani ben bu milleti bir çağırsam dedi. Onlara da söyler misin? Ne demek dedi herkese söylerim. Tabii duysun millet dedi. Neyse bütün milleti çağırdı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de çağırdı. Ey Muhammed dedi gel bak sallallahu aleyhi ve sellem. Gel bak dedi ne, ne dinleteceğim sana. Hani güya o da kendine göre bir mucize gösterecek. Haşa ve kella. Herkes geldi. Ebu Cehil putuna dedi ki konuş dedi. Ama tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince he, o güzeller güzeli Allah'ın Habibi edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğu yerde şeytan durabilir mi? Şeytan barınabilir mi? Hemen def oldu kaçtı gitti. Dolayısıyla onun yerine Mevla bir melek görevlendirdi. O melek geldi putun içerisine girdi ve başladı konuşmaya. Ene Ben dedi bir putum dedi. La adurrukum ve la enfe'ukum. Ne, size bir faydam olur ne de zararım dokunur. Veylül limen abedeni min dunillah. Allah'ı bırakıp da bana tapanlara yazıklar olsun dedi. Put konuşuyor. Herkes şaşırdı kaldı. Ya dediler putlar bile Muhammed'e iman etti dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Ebu Cehil ne dedi? Yani kendi eliyle adeta tuzağa düştü. Öyle bir bozuldu, öyle bir kızardı, bozardı, efendim öfkelendi ki baltasını çıkardı. Dedi ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem sen dedi putları da dedi büyüledin dedi ya. Az önce dedi ne konuşuyordu şimdi ne konuşuyor? Efendim baltayı putuna vurdu onu da yer yeksan etti. Ey Ebu Cehil hani sen bu puta tapıyordun? He? Hani sen buna tapıyordun? Hani bu senin ilahındı haşa? Niye peki sen bunun kafasını kırdın? Hem de konuşuyor. Konuşan put yok seninki konuşuyor. Buna rağmen kırdın. Ha demek ki mesele ne biliyor musun? Efera ey temen de ilahahu heva nefsini hevasını ilah edineni görmedin mi Allah buyuruyor. Bunlar var ya aslında puta değil neye tapıyorlar? Kendi nefislerine tapıyorlar. Bunlar kendi nefsine tapan adamlar. Yani birkaç adım sonrası da zaten nedir? Firavunluktur. Evet. Yani taptığı aslında kendi nefsi. Puta niye tapıyorum diyor peki? Çünkü put ona namaz kıl demiyor. Oruç tut demiyor. Faiz alma demiyor. Kul hakkı yeme demiyor. İnsanları çalıp çırpıp gasp et demiyor. Bunları yapma diyor. Güzel adam ol, dürüst adam ol diyor. He? Ha işte böyle olunca işlerine gelmiyor. Yani Allah'a inanıyorlar mı? Evet inanıyorlar. Ama hangi yani Allah'ın hangi sıfatına inanıyorlar? Yaratma sıfatına inanıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri de ne buyurdu? Estağfirullah. <Sessizlik> ve ve men es le Onlara yerleri gökleri kim yarattı diye sorsan le <Sessizlik> Allah. Elbette muhakkak Allah diyecekler. E peki Allah'a inanıyorsa niye müşrik? İyi de Allah'ın bir tane sıfatı yok ki Allah'ın tekvin sıfatına inanıyor ama kelam sıfatına inanmıyor. Gönderdiği Habibine, elçisine inanmıyor. Tekvip ediyor, yalanlıyor. Ya Bunların derdi şu, Allah olsun ama ne yapmasın? Konuşmasın. Emir vermesin. Yasaklas yasaklamaları, efendim, emirleri olmasın. Ha böyle bir Allah istiyor. Kelam sıfatına inanmıyor. Kur'an'a inanmıyor. Kabul etmiyor. Çünkü Kur'an'da ne var? Ahkam var. Emirler var, yasaklar var. İnsanların, insanlığın düzenini sağlayacak. Mevla kurallar bütününü orada ne yapmış? Beyan etmiş. Ha bu zaten düzen istemiyor. Kaos olsun, terör olsun, karmaşa olsun. Ben insanların haklarını gasp edeyim. İnsanların kanı üzerinden ne yapayım? Saltanatımı kurayım. İşte bunu istiyor. Onun için, onun için ne yapmıyor? Kur'an'a inanmıyor, peygambere inanmıyor ama gidiyor. He? Kendisine Ebu Ebu'l hekem diyorlardı. Hikmetin babası. Hikmetin babası dedikleri adam gidiyor keresteden puta tapıyor. Hiç akıllı adam yapacağı iş mi bu? Değil. Öyle niye yapıyor? Ya o da biliyor bunun bir şey olmadığını ama aslında taptığı ne? Kendi nefsi. Onun üzerinden bir düzen kurmuş, o düzenini yürütmek, o efendim, zulüm çarklarını çevirebilmek için o aslında ne? Bir aracı, bir vasıta. Ama ne zaman taptım dediği putu, Efendim doğruyu konuşursa, hakka hakikate aykırırsa ben putun bana ne tapıyorsunuz ya? Ne zararım var ne de faydam var kimseye. Allah'tan Allah'ı bırakıp da bana tapanlara yazıklar olsun diye doğruyu söyleyince de ne yapıyor? Tapıyorum dediği putunu kırıyor. Ya. Evet kıymetli kardeşlerim. İşte İbrahim Aleyhisselam'ı da güya ilahlarına efendim hakaret etti, onları kırdı diye ne yapacaklar? Ceza verecekler İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam halim, selim bir insan. Yani Kur'an'ın ifadesiyle, Mevla'nın beyanıyla halim olduğunu Mevla beyan etmiş. Öylesine yumuşak, mülayim, sabırlı, kızmaz. Ama öyle bir zat bile bunların bu ahmaklığı karşısında ne yapıyor? Kızıyor. Nereden anlıyoruz? İşte Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu ki Estaizu Kâle Efe ta'budune min mâ şey evvela Buyurdu ki O halde Allah'ı bırakıp da Size hiçbir fayda ve zarar vermeyecek şeylere Ne diye tapıyorsunuz? Üffillekum yuh size Size yuh olsun ve ta'budun min dunillah size ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza yuh olsun. Efela ta'kulun? Hala akıllanmayacak mısınız? İbrahim Aleyhisselam orada haykırıyor bunu. Nemrut Aleyhillane'nin yüzüne karşı haykırıyor. Orada kendisini evenin bir kaşık suda boğmak için toplanmış halkın huzurunda ne yapıyor? Böyle haykırıyor. Allah Allah. Nasıl bir yiğitlik değil mi? He? Yani Allah'a nasıl inanıyor? Allah'a nasıl güveniyor? Ne dayısı var, ne arkası var, ne onu koruyacak kimse var. Yani bir kişi var iman etmiş, o da kim? İbrahim Aleyhisselam. Onu linç etmeye hazır kalabalıklar ve herkesin tir tir titrediği Nemrut. Adeta İbrahim Aleyhisselam'ın tüyünü bile titretmiyor. O hala onların ahmaklığına kafayı takmış. Allah'ı bırakıp da nasıl oluyor da putlara tapıyorsunuz? Hatta bilakis ne yapıyor? Fırça atıyor ya. İşte muvahhid genç. Tevhidin kahramanı. Evet İbrahim Aleyhisselam. Ve bunu yaptığı zaman da he? Gençken yaptığı bir mesele bu. Nereden anladık? İşte biz kendine İbrahim denilen bir gencin o putları putlardan bahsettiğini işittik. Ve ardından Nabi olaylar geliyor, mahkeme oluyor ve tabi İbrahim Aleyhisselam da öyle deyince kaynadılar, kudurdular. Kalu dediler ki harrikuhu onu yakın dediler. Vensuru aleyetekum. Eğer ilahla vensuru aleyetekum ilahlarınıza yardım edin. İnkün tüm Eğer bir şey yapacaksanız onu yakın da ilahlarınıza yardım edin. Evet kıymetli kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam böylece efendim yanmasına karar verdiler. İbrahim Aleyhisselam'ın yakılmasına karar verdiler ve hapsettiler ve yakma hazırlıkları başladı. Yani ne kadar ağaç varsa, ne kadar odun varsa bir ay her yerde ne yaptılar? Odun topladılar. Efendim ağaç topladılar. Yığdılar. Ve bunu da yedi gün yedi gece yaktılar. Hatta öyle ki tefsirlerde de geçiyor. Yani öyle kinlenmişler. Öyle efendime Öm nefretleri var ki adam ölüm döşeğinde olsa ölecek adam ne diyor biliyor musun? O İbrahim denen gencin yanması için diyor benden de şu kadar kilo odun diyor götürün diyor mirasım şeyimden hani benden sonra kalacak malımdan alın oraya odun götürün diyor. Ya adam bir şey adayacak. Eğer bu işim olursa diyor şu kadar odun götürüp İbrahim yanması için ben de koyacağım oraya diyor. Adamlar böylesine efendim hırsla, nefretle, düşmanlıkla bir ay odun topladılar ve yedi gün efendim onu yakmaya uğraştılar. Yedi gün yedi gecede ateş yakıldı. Öyle bir ateş yakıldı. Bir günlük mesafeden böyle baktığın zaman ateş gözüküyor. Öyle sıcak yanına yanaşmak mümkün değil. Hatta yanına yanaşmayı bırak. Yani o civarda kuş uçamıyor. Hani öyle, öyle kenardan köşeden geçecek olsa havada yanıyor kebap gibi yere düşüyor yani. böyle bir durum söz konusu. Tabii millet odun taşıya dursun. Şöyle rivayetler de duymuşsunuzdur. Bir karınca ağzında suyla efendim ateşi söndürmeye gidiyor. Ona dediler ki sen dediler nereye gidiyorsun sordular ona. Dedi ki duydum ki Allah'ın dostu İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut yakacakmış. Bu ağzımdaki suyla efendim o ateşi söndürmeye gidiyorum. Dediler ki ey karınca sen o ateşi gördün mü? öyle bir ateş ki bir günlük mesafeden görünen bir ateş insanlar yanına yanaşamıyorlar. Sen bu damla ateş ateşle o ateşe nasıl yanaşacaksın da nasıl söndüreceksin? Ne dedi karınca? Olsun dedi. Olsun. Safım belli olsun, yerim belli olsun, dostluğum belli olsun. Bunun için gidiyorum dedi. Ve kertenkele, kertenkele de orada yerini alıyor. O da ne yapıyor? O da efendim ateşe üflüyor. Sen ne yapıyorsun dediler. Dedi ki ben de dedi efendim ateşi daha çok harlatıyorum. Daha çok hırlatıyorum. Daha çok efendim alevlensin. Ya zaten ateş alevlendiği kadar alevlenmiş. Yedi gün yedi gece bu ateş yakıldı ya. Senin üflemene üflemen ne olacak iş mi? Olsun dedi. Olsun. Safın belli olsun. Düşmanlığın belli olsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki safımız belli olmalı. Safımız, çizgimiz, bulunduğumuz yer belli olmalı. Yani karınca misali bir damla da olsa he, iyilerin yanında olmalı. İyilere yardım etmek için safımızı belli etmeliyiz. Evet kıymetli kardeşlerim, safın belli olsun. Kimin yanındasın? Kimlerle berabersin? Kimlerin söylemini terennüm ediyorsun? Bu çok önemli demek ki. Evet, yani din düşmanlarıyla, vatan düşmanlarıyla, mukaddesat düşmanlarıyla aynı safta ve çizgide olamayız. Olmamalıyız. Demek ki karınca misali, hakkın ve hakikatin yanında olduğumuzu bir damla suyla da olsa ne yapmak lazım? Belli etmek lazım dostluğumuzu, efendim hangi safta olduğumuzu izhar etmemiz lazım. Demek ki bu meselede çok önemli kıymetli kardeşlerim. Evet, tabii ateş gürlemiş, hurlamış her taraflar efendim o ateşin sıcağıyla insanlar yanaşamıyorlar. Öyle sıcak, öyle hararet. İbrahim Aleyhisselam da ne yapamadılar? Ateşe atamadılar. Çünkü çok sıcak. Nasıl yaklaşacaklar? Onlar istiyorlar ateşin ortasına atalım. Ama kenarına bile yanaşamıyorlar. İşte melun şeytan orada da devreye giriyor ve onlara mancınık bilgisini öğretiyor. Mancınık. O mancının ucuna İbrahim Aleyhisselam bağlıyorlar ve o mancınıkla beraber İbrahim Aleyhisselam'ı efendim ateşe fırlatıyorlar. Evet. Havada giderken Tabi İbrahim Aleyhisselam'ın zikridir. Efendim Allah ve ni'mel vakil. Allah ve ni'mel vakil. Allah bana yeter o ne güzel vekildir. Bu dua yapıyor. Bunu da bize Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Yani bu zikri çok yapmak lazım. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyurdu Estağfirullah. billah. Ellezine kâle nâs. Bir kısım insanlar müminlere dediler ki, اِنَّ النَّاسَ قَدْ لَكُمْ O düşmanlarınız olan insanlar ne yaptılar? Size karşı toplandılar. Bir kalabalık, bir grup hazırladılar, toplandılar. Öyleyse fakşevhum onlardan korkun dediler. Evet, işte böyle dediklerinde onlar korktular mı? Korkmadılar, yılmadılar. Efendim, ürkmediler. Fezadehum imana. Hatta bu onların imanlarını artırdı. Ve kalü dediler ki Allahu ve ni'mel vakil. Ve onlar Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir dediler. Allah bize yeter dediler. İşte bu İbrahim Aleyhisselam'ın zikridir. İbrahim Aleyhisselam da böyle zikrediyor. Öyleyse ne yapmak lazım? Aslında bu virdi sabah akşam yapmak lazım. Yani yedişer defa insan bunu yaparsa, çünkü bu sözde ne vardır? Hani Allah bana kafidir diyorsun. Neye karşı? Düşmanlarına karşı, eşrara karşı, sana zarar vermek isteyenlere karşı Allah bana kafidir. O ne güzel vekildir diyorsun. Allah'a vekil diyorsun. Allah da düşmanlarına ne yapıyor? Sana karşı kafi geliyor. Demek ki bu söz, bu zikir korku ve emniyet için sabah akşam yedişer defa okumak lazım. İnşallah bunu okuyana da Mevla Teala dünya ahiret sıkıntılarından kurtuluş nasip eder inşallahurrahman. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabi bu arada İbrahim Aleyhisselam havada efendim gidiyor. Ateşe doğru mancınıkla atılmış. Efendim giderken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Helleke min hacetin ya İbrahim. Ey İbrahim bir isteğin var mı diyor. Yani Cebrail Aleyhisselam yardıma geldi. Evet Şimdi burada da tabii çok efendim önemli meseleler var aslında. Yani çok acayip ibretler var, dersler var, işaretler var. Yani Mevla Teala'nın yardımı mutlaka gelir. Onun için ne lazım? Sabretmek lazım. Acele etmemek lazım. Yani Mevla'nın yardımı nerede kaldı? Hala yardım gelmedi, gelmeyecek mi? Allah bizi bıraktı mı? Haşa. Ne yapmamak lazım? Dememek lazım. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bir düşün. Allah'ın halili mi? Evet. Nemrutlara karşı efendim, meydan okumuş mu? Elbette. Onların putlarını kırmış mı? Evet. Yani böyle bir mücadeleyi düşün. He? Böyle bir efendim, dik duruşu düşün. Ama aldılar onu hapse attılar. Hapse atıldı. Bir ay kadar hapiste kaldı. Yardım geldi mi? Yardım gelmedi. İbrahim Aleyhisselam hapiste. Ve bu arada odunlar toplanıyor. Ateşler yakılıyor. Ateş yakıldı. He? Çatır çatır ateş yanıyor yani. Hala yardım gelmedi. Mancını kurdular. İbrahim Aleyhisselam mancının üzerine bağladılar. Hala yardım gelmedi mi? Hani son dakikada atılmadan daha böyle mancınıkla fırlatılmadan bir yardım gelmedi. Hala gelmedi. İbrahim Aleyhisselam fırlatıldı. Havada gidiyor. İşte o zaman yardım geldi. Artık ateşe düştü düşecek. Yani ateşe düşmesine ramak kala yardım geliyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki son ana kadar tahammül sınırlarının son raddesine kadar sabretmek gerekiyor. Allah nusratını, yardımını mutlaka gönderiyor. Hatta peygamberler bile Allah'ın yardımı ne zaman demediler mi? He? Bakın Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu. Messetümül be'sâü ve Darlık, yoksulluk ve sıkıntı onlar, onlara öylesine dokundu ki ve ve öylesine sarsıldılar ki hatta yekûlel rasûlü vellezîne âmenû ma'hû hatta efendim e, reşül, ve yanındaki müminler, onunla beraber olan müminler ne dediler? Mete Nesrullah, Allah'ın yardımı ne zaman dediler? Ne zaman gelecek Allah yardımı? Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyesiye kadar öyle bir daraldılar, öyle bir sıkıldılar, öyle bir sarsıldılar ki. He? Ama Mevlana buyurdu. Ela inne nasrallahi karib. İyi dinleyin, kulak verin. Allah'ın yardımı çok yakın. Evet. Ve böyle dendi. Ve Allah'ın yardımı geldi. Galibiyet geldi. Zaferler geldi ardından. Demek ki bu da bir sünnetullah. Değil mi? Allah'ın sünnetullahı. Yani hemen böyle az bir başın ağrıdı yardım gelsin. Biraz dişin ağrıdı yardım gelsin. Demek öyle değil. Demek sıkılmak var, daralmak var, imtihan var, imtihan. Sen bu imtihanın gereğini yapacaksın. Gayret edeceksin, istikametten ayrılmayacaksın. Artık efendim öyle bir hale gelecek ki iş Allah'a kaldı diyorsun ya. Hani biz hemen iş kaldı. İş kaldı diyorsun da sen yapman gerekeni yapıyor musun? He? Sen hiçbir şey yapma, yat aşağı. Efendim iş kaldı. Sen elinden geleni yap, sen gayretinin son noktasına kadar çalış. Ondan sonra iş Allah'a kalsın. İş Allah'a kalınca iş o zaman çok kolay. İşte bak İbrahim Aleyhisselam'ın meselesine bak. Ya artık atıldı. Havada gidiyor. Havada gidiyor, ateşe düştü, düşecek. İşte orada ne, ol ne oluyor? Cebrail Aleyhisselam geliyor. Cebrail Aleyhisselam soruyor. Helleke min hacetin ya İbrahim. Ey İbrahim bir hacetin var mı? İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Ema ileyke fela. Senden mi? Sana gelince böyle bir isteğim yok. E sen de ne yapacaksın? Sen de benim gibi Allah'ın bir mahlukusun yani. Bu sefer Cebrail Aleyhisselam tekrar soruyor. Ela tes ölü rabbeke. Peki Rabbinden bir şey istemiyor musun? Öyle deyince İbrahim Aleyhisselam diyor ki: "Almuhu bi hali hasbi min suali." Evet. Halimi bilmesi ona sual etmeme kafi. Mevla benim halimi biliyor ya, he? İşte ondan bir şey istememe halimi bilmesi manidir diyor. Engel oluyor yani. Ne demek o? Yani Mevla beni görüyor mu, görüyor. Halimi biliyor mu, biliyor. Ha şimdi. Eğer Allah beni kurtaracaksa zaten kurtaracak görüyor. E şimdi zaten kurtaracak. Ey Rabbi beni kurtar dememe gerek yok. Zaten kurtaracak. Ha ama diyelim Allah beni kurtarmayacak. Yani Mevla beni yakmayı murad ediyor. İmtihanım böyle diyelim. Mevla beni yakmayı murad ediyorsa e benim halimi de bildiğine göre, ateşe düştüğümü de gördüğüne göre Allah da beni yakmayı murad ettiğine göre ben de kalkıp desem ki ya Rabbi ne olur beni yakma. E bu ne kadar ayıp değil mi? He? Ben Allah'ın muradının hilafını murad etmem. Yakmak istiyorsa yaksın, bakmak istiyorsa baksın. Ey Cibril çekil aradan, kalabaki aradan. İşte İbrahim Aleyhisselam makamı. Halilullah makamı bu. Sana bana göre işler değil. Sen Tabii ki efendim vesile koy. Ama Cebra ee, İbrahim Aleyhisselam aradan Cebrail Aleyhisselam'ı bile ne yapıyor? Efendim çıkarıyor. Böylece tabi İbrahim Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'ı da aradan çıkarınca hala ateşe efendim doğru ilerliyor ve işte artık ne oldu bak inşallah'a kaldı. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bu sefer ne buyurdu? Ateşe Mevla emretti. Kur'an-ı Kerim de öyle beyan ediyor. Buyurdu ki estağfirullah. Ulla ya naru kuni berdem ve selamen ala İbrahim. Sadakallahu'l-azim. Kulna biz emrettik. Dedi ki, ya nar, ey ateş. Mevla ateşi emrediyor. Kuni berden, soğuk ol. Ve selamen, selamette ol. Ala İbrahim. Dostum İbrahim üzerine. He? Soğuk ve selamette ol. Ne yandır, ne dondur. Şöyle ılıman iklim olsun yani. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Mevla buyurdu ya, kuni berden, ateşe soğuk ol dedi. Yani soğuk ol deyince ne geliyor? Yakmasın hani. Ama ateş öyle soğuk olurdu ki İbrahim Aleyhisselam orada donabilirdi. Yani ateşe düştüğü zaman yanacak. E berden soğuk ol. Bu sefer donabilirdi. Ve selamen buyurunca ve selamette ol buyurunca işte ateş ne yandırdı ne dondurdu. Ve böylece yumuşak iniş yaptı ateşin üzerine, içerisine. Cebrail aleyhisselam tabi cennet yaygısı getirmiş. Tabi İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın da o ateşin içe, içerisine düşeceği yere öyle bir efendim tatlı sular fışkırdı ki etrafı kırmızı güller, nergisler bezendi ki adeta bir gül bahçesine döndü. Allah Nemrud'un ateşini ne yaptı? Gül bahçesine döndürdü. Sular fışkırıyor, efendim kaynaklar akıyor, güller, nergisler Efendim mis gibi kokan çiçeklerle bezeniyor. Ve Cebrail Aleyhisselam'ın refakatinde ateşin ortasına yumuşak bir iniş yapıyor. Ve Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri cennetten bir gömlek ve bir yaygı gönderdi. Cebrail Aleyhisselam gömleği giydirdi, yaygıya oturttu. Tabi yaygı derken cennet döşeği, cennet yaygısı. Senin kuş tüyü yatakların onun yanında paçavra kalır. Ve İbrahim Aleyhisselam diyor ki, Hayatımın en güzel bir haftasını geçirdim orada diyor. Ateşin içinde. He? Hayatının en güzel bir haftası. Bütün insanlar baktılar ki yanmadı. Oturdu orada konuşuyor, sohbet ediyor. Yanında da bir arkadaşı var. Ve işte orada ne oldu? İman edenler oldu. İşte orada Nemrut şaşırdı. Senin Rabbin gerçekten çok büyükmüş. İtirafını yaptırdı. Evet kıymetli kardeşlerim. Vaktimiz de hitamı erdi. Yani neden bahsediyorduk? Kur'an'ın bahsettiği gençlerden, tevhidin sembolü putları yer ile yeksan eden muvahhid genç Hazreti İbrahim'i anlatıyorduk. İşte o gençliğini Allah yolunda efendim, zalimlere böylece haykırarak, putları yer ile yeksan ederek, canını hiçe sayarak o gençliğinin baharında böylesine bir mücadeleye ve muharebeye giriyor. Allah'ın yardımıyla Nemrut aleyhillaneye galip geliyor. İşte Nemrut'un ateşini Allah ne yapıyor? Gülistan ediyor. Evet kıymetli kardeşlerim. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri elbette bunu anlatıyor. Ama bu herkese vardır. Bu yardım herkese vardır. Evet bu davaya gönül veren, İslam için hizmet eden gençleri de gençliğini o en verimli ömrünün, hayatının en verimli dönemini Allah yolunda geçiren, Allah'a adayan, İslam'a hizmet için istikamet üzere yürüyen bütün gençlere Allah yardım edecek, işte bu fitne döneminin ateş gibi, alev gibi olan bu fitne efendim ateşi içerisinde de Allahu Teala adeta efendim cennet hayatı o gençlere yaşatacak bir nillahi Teala. Mevla Teala ve tekaddes hazretleri bu fitne kasırgalarından bu haram efendim e, alevinden bizleri kurtarsın alev topuna dönmüş bir takım haramlar, fitneler. Efendim, çünkü harama götürecek o kadar yol var ki günümüzde. He? Yani bundan 100 sene önce bir adam haram işlemek istese bayağı bir uğraşması lazımdı. Ama bugün bir adam haram işleyecek olsa evinde, evinin en ucra köşesinde bile haram işleyebiliyor. İnternetiyle, efendim mesela akıllı telefonuyla, he? en lüzumsuz adamlarla konuşmak, en yanlış adreslere girmek, efendim lüzumsuz yerlerde sörf yapmak, onunla bununla, Whatsapp'la, efendim bilmem e, internetle dedikodular, gıybetler, iftiralar, yanlış efendim sözlerin, bir takım iftiraya varan meselelerin paylaşımını yaparak ne yapıyorsun? Laf götürüp getiriyorsun, işte ne oluyor? E zaten bunlar hep haram değil mi? Bunlar günah değil mi? E bunun dışında da sokağa çıksan zaten seni harama davet edecek onlarca haram adres var isyana düşecek maalesef yanlış adresler var. İşte böyle bir zamanda, böyle bir dönemde kendini haramdan çekip inni akhafullah Allah'tan korkarım diyerek bu alev topuna dönen haram furyası içerisinde davaya gönül veren gençleri de Allah koruyacak adeta böyle bir dönemde cennet bahçelerinde Nemrud'un ateşinden İbrahim Aleyhisselam'ı koruduğu gibi bizleri de koruyacak inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim bu hafta bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.